Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, İskenderun şubesinde İsdemir'de devam eden grevle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. İsdemir işçisinin huzursuz olduğunu ileri süren Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, iş barışının bozulduğu, ücret konusunda sıkıntıların yaşandığı ve İsdemir Genel Müdürlüğü'nün vurdum duymaz tavırları nedeniyle İsdemir işçisinin huzursuz olduğunu öne sürerken, 15 Temmuz'da çıktıkları grev öncesinde 7 aylık süreçte 8 görüşme yaptıklarını, ancak çelik işi yok sayan ve işçiyi etkisizleştirmek isteyen İsdemir Genel Müdürlüğü'ne karşı greve gitmekten başka çareleri kalmadığını ifade etti. İsdemir grevinin ardından Körfez'de örgütsüz işçi bırakmamak gibi bir misyonumuz var diyen Gül, bu grevin sadece ekonomik yönü yok. İşçi insanca yaşamak istiyor, genel müdür gitsin grev 1 saatte biter diye konuştu. İsdemir Genel Müdürü Recep Özhan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan daha fazla maaş aldığını da öne süren Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, toplu sözleşmede sadece ücretlerde değil, işçi sağlığı, iş güvenliği maddelerinin de yer aldığı 21 maddede anlaşmazlıklar olduğunu kaydetti. İsdemir'deki şartların iyileştirilmemesi halinde üretim yapılmayacağını ve bu durumda zarara girecek ilk kişinin İsdemir Genel Müdürü olacağını da hatırlatan Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül, Özhan'ın Erdemir ile İsdemir arasındaki kıyaslamasına da katılmadığını ifade etti. Daha önce gerilerde bulunan İsdemir'in Erdemir'den daha büyük olduğunu savundu. Gül, iş sağlığı, güvenliği yönetmelik hükümlerine öncelik verilerek işçilerin çalışma ortamı ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.